Benim kanaatim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman ruhaniyet kesbediyordu. Yani cisim olmaktan çıkıyordu, madde olmaktan çıkıyordu. İnşallah. Ruhaniyet kesbettiğinde her yönden görür. Evet. Yani bir yakaza hali gibi bir şeydir bu. Her yönden görür. İnşallah. Yani şahıs onu uyku gibi bir şey hisseder. Yani uyku zannedersin. Yakaza halinde. Mesela rüyada da insan her yönden görür. İnşallah. Böyle bir durum olabilir. Ama tabii bu uzun süreli değil. Mesela kısa süreli anlar şeklinde. Yani yoksa o zaman peygamberin de aklının ihtiyarı kalkar. Peygamberimizin aklının ihtiyarı hiçbir zaman için kalkacak bir olay olmamıştır. Evet inşallah hocam. Hiçbir zaman. Yani hep ayete dikkat edersen bunlar açıkça dikkat edilen konulardır, bilinir. Evet. Değil mi? Herkesin bildiği konular. Evet hocam inşallah. İnşallah. Ama şöyle diyelim. Mesela o şeyi görmesinde de Kudüs'ü görmesinde yine yekaze hali oluyor. İnşallah. Yani aklın ihtiyarı kalkmaz. Evet. İnşallah mesela gözüne görüyor o yani bir rüya görür gibi görüyor. O yüzden aklın ihtiyarı kalmaz. İnşallah hocam. İnşallah. Yekaze Said Nursi Hazretleri'nde de oluyor biliyorsunuz açıklıyor. Evet. Beni diyor asrın mebusanın olduğu bir şeye götürdüler diyor. Heyete. Evet. Ey felaket ve helaket devrinin adamı hoş geldin diyorlar. Esselamu aleyküm buyur diyorlar. Herkes oradaydı diyor Resulullah. Maşallah. Mehdi, Hazreti Mesih, Hızır aleyhisselam. İnşallah. O asrın görevlileri, kırklar. Evet. Hepsi oradaydı diyor. Bir konuşma. Detaylarını vermiyor üstad. Çok fazla detay vermiyor. Bir kısmını anlatıyor. İnşallah. Sonra bir de baktım diyor yatakta el pençe divan diyor terlemiş diyor böyle huzurda durur gibi durduğumu gördüm diyor yatakta. Elhamdülillah. İşte buna yakaze hali derler. Evet. Çok net görüyor. Çok sari. Ama bir mesela şimdi konuşuyoruz ya burada. Birdenbire mesela ben kendimi yatakta görsem ya derim ne kadar net rüya görmüşüm ben diyeceğim. Evet. Yani inanırım ben o zaman yani çok makul olur. Zannettiğiniz gibi şaşırtıcı olmaz. Evet. Ben sadece çok net rüya gördüğünü zannederim. Çünkü nereden bunu söylüyoruz? Bende de oluyor birçok kişide oluyor. Bazen insan uyuyor. Uykuda olduğumu anlıyorum. Ya diyorum ben hemen uyanayım uykudan işim var diyorum. Mesela şey yapayım. Ya ona benzer bir şey. İnşallah. Bir uyanıyorum. Elhamdülillah diyorum ne kadar net dünya Allah'a şükür ya dedim. Yani geçen yani uykuyla gerçek hayat arasındaki fark hamd ettim, şükrettim yani. Çok şahanedim yani. Çünkü çok net, gayet güzel, güneşli pırıl pırıl bir hava var. Saatler sonra uyandım. O da uyuyormuş bu sefer. Maşallah. Hayret içinde kaldım. Yani alenen uyandım ben, net yani. Yani her şey çok netti. Yani hatta şükrettim. Aradaki farkın, yani abartılı şekilde o farkı hissettim. Ya nasıl siz uyandığınızda fark ediyorsunuz ya? Evet. Evet. O şekilde. Baktım rüyaymış. Böyle milyonlarca insan vardır. İnşallah. Rüya gören. Evet. Yani rüyadan yine rüyaya geçer. Uyandığını zanneder. Evet. İşte bu dünya da böyle. Şimdi biz mesela uyanık zannediyoruz kendimizi. Ölünce birden ayağa kalkacağız. Allah Allah diyeceğiz. Biz ama uzun rüya gördük. İnşallah. Kimi diyor mesela 10 gün. 10 gün rüya gördük diyor. Kimi ya diyor bir günün bir vakti kadar diyor. Evet. Çok az gördük diyor. Bir kısmı da bir göz açıp kapama vakti kadar çok az diyor. Evet inşallah. Orada hata yapıyorsunuz diyor. Evet. Ya o kadar kalmadık diyor. Hepsi doğru. Çünkü zaman izafi olduğu için hepsini öyle algılıyorlar. Kabirdeki hayat değil mi hocam? Uyandıklarında i̇nşallah. Ahirette. Kabir hayatı çok kısadır. Kabir hayatında da yine. Değil. Bir ya da bir günün yarısı diyecekmişiz. Evet. Tabii eğer salih kullardan olursak. Çok kısadır, olursak. Evet. Evet, inşallah. İnşallah.